Merhaba arkadaşlar. Bugün telefonunuzun şarj sorununa kesin çözüm getirecek bir uygulamayı tanıtacağım sizlere. Uygulamamızın ismi Greenify. Şarjımızı %30, %40'lara varan bir şekilde uzatıyor arkadaşlar. Ben de sizinle beraber yükleyeceğim ve ayarlarını birlikte yapacağız. Kabul et diyorum. Uygulama şu anda yükleniyor arkadaşlar. Yüklendikten sonra uygulamayı açacağız ve bizden yönetici izni isteyecek. Açalım uygulamayı. Uygulamayı açtık. Açtıktan sonra sağ üstteki 3 noktaya basıyoruz ve DNS özelliklere tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra otomatik uyutma seçeneğine basıyoruz. Ve bizi buraya atıyor. Buradan Green etkinleştireceksiniz arkadaşlar. Buradan açık yapacaksınız. Ve tamam. Buradan sonra geri geleceksiniz. Tekrar aynı bölüm gelecek. Daha sonra buradaki tiki işaretleyeceksiniz. Tiki işaretledikten sonra yönetici izni verilsin mi diye bir şey çıkacak. Etkinleştir'e basacaksınız ve tekrar tiki işaretleyeceksiniz. Bu bölüm bu şekilde. Geri gelelim. Şimdi daha sonra buradan artı bölümüne basacaksınız ve arka planda çalışmasını istemediğiniz uygulamaları tek tek seçeceksiniz. Ben şu uygulamaları seçeceğim. Daha fazla seçeneğine basıyorum. Döviz ve maçkolik uygulamalarını arka planda çalışmasını istemiyorum. Dolayısıyla onları seçtim. Seçtiğimizde mavi bir şerit içinde alınıyor arkadaşlar. Sağ alttaki tike basıyoruz seçtikten sonra. Ve uygulama artık seçtiğimiz uygulamaları arka planda çalıştırmayacak. Ekran kapandıktan 1-2 dakika sonra içerisinde ekranınızın açılıp kapandığını göreceksiniz. Bu işlemde Greenip uygulaması arka planda çalışan uygulamaları, uygulamaları durdurmaya zorlar ve arka planda çalışmasını engeller. Bu şekilde de telefondan %30-%40'lara varan bir tasarruf sağlamış olursunuz. Batarya sürenizden, şarj sürenizden %30'lara varan bir tasarruf sağlamış olursunuz. Bir günü çıkarmayan telefonunuz artık bir günü çıkarır, bir buçuk günleri, iki günleri görür hale gelecektir. %100 çalışır. Kesinlikle çalışır arkadaşlar. Benim dediğim şekilde ayarlarını yaptığınız sürece uygulama %100 çalışır. Seçmek için dediğim gibi bu şekilde uygulamaları seçiyorsunuz. Nereden yapacaksınız bunu? Şuradaki sağ üstteki artı tuşundan. Uygulama bir şekilde arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayın ve akıllı uygulamalar kanalını takip edin. İyi günler diliyorum.